Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik 1 dersine hoş geldiniz. İlk konumuz termodinamiğe giriş ve temel kavramlar. Evet, termodinamik kolaydır diye başlayalım. Derslerimizi izledikçe termodinamiğin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Termodinamik enerji bilimidir. Enerji ile ilgili her şey termodinamiği ilgilendirir. Peki enerji nedir? Değişikliklere neden olma yeteneğidir. Örneğin, duran bir arabanın, bir otomobilin hareketi enerji kullanımını gerektirir ve değişikliklere neden olma yeteneği kapsamında otomobil hareket eder. Bu da termodinamiğin önemli bir konusudur. Termodinamiğin 4 tane önemli yasası var. Biz şimdilik 2 yasayı ele alalım. Termodinamiğin birinci yasası bizim için çok önemli. Birinci yasa toplam enerjinin sabit olduğunu söyler. Enerji bir biçimden diğerine dönüşür ve sonuçta toplam miktar her zaman sabittir. Birinci yasayı biz enerjinin korunumu, enerji dengesi, enerji eşitliği adı altında da inceleriz. Şimdi bir tane örnek verelim. Başlangıçta belli bir yükseklikte duran bir kaya parçasını ele alalım. Belli bir yüksekliğe bu sahipse belli bir potansiyel enerjiye de sahip olacaktır. Kaya parçasının potansiyel enerjisi 11 olsun. Kaya parçasını bıraktığımız an aşağı doğru bir hareket gözlemleyeceğiz ve potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğünü göreceğiz. Ama toplam enerji miktarının sabit kaldığını da göreceğiz. Örneğin potansiyel enerji 2 birime indiğinde kinetik enerji 8 birime inmiş, 8 birime yükselmiş olacak. Toplam miktar her zaman sabit ama potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek. Yere çarptığı an potansiyel enerji 0, kinetik enerjisi 10 birim olacak. Belki bu yerde ufak bir deformasyon oluşturacak ama 10 birimlik kinetik enerjisini yere de aktarmış olacak. Evet, burada havanın sürtünmesini dikkate almazsak enerji dönüşümünü ve toplam enerjinin sabit olduğunu bu şekilde anlatabiliriz. Gelelim ikinci yasaya. Doğadaki değişimler enerjinin niteliğinin azaldığı yönde olur. Ama hangi değişimler? Kendiliğinden olan değişimler. Örneğin 80 derecedeki bir çayı 20 derecedeki bir odaya bırakalım. Ne gözleriz? Zamanla bu çay soğuyacaktır. Yani 80 dereceden 20 dereceye doğru bir ısının transfer olduğunu göreceğiz. O zaman ikinci yasa bize enerjinin yönünü söyler. Kendiliğinden bu çay soğuyacak ama kendiliğinden odaya bıraktığımız bir çay ısınmayacak. Enerjinin hangi yönde hareket edeceğini ikinci yasa bize söyleyecek. Örneğin ordunun dereleri aksa yukarı aksa türküsünü ele alırsak buradaki kavram birinci yasaya uygundur. Birinci yasa enerjinin yönünü bize söylemez ama ikinci yasa bu mümkün değildir der. Çünkü kendiliğinden değişim doğada derelerin yukarı akmasını sağlayamaz. Biz ikinci yasayı entropi dengesi veya entropi eşitliği adı altında da ele alacağız. İkinci yasada, birinci yasada çok önemli. Bu iki yasayı sağlayan sistemler çalışır. Enerjinin kalitesi dedik. Buna bir örnek verelim. 1 kilogram sıvı suyu alalım. Örneğin burada kalitesi 0,2 civarında. Ama 1 kilojoule su buharını veya kızgın buharı ele alalım ki kızgın buhar konusunu sonra işleyeceğiz. Enerjinin kalitesi biraz daha artmış. Bunun yanında 1 kilojoule ısı enerjisini alalım. Enerjinin kalitesi giderek artmış. Yani ısı enerjisinin kalitesi diğerlerine göre artış göstermiş. Kalitesi yüksek olan enerji kaynağı olarak örneğin 1 kilojoule elektrik işini veya 1 kilojoule mekanik işi söyleyebiliriz. Enerjinin kalitesi için başlangıçta şimdilik bu kadar bilgi verelim. Arkadaşlar termodinamikte her bilim dalında birimler çok önemlidir. Birimlerin doğru kullanışları çok önemlidir. Biz SI birim sistemini ele alacağız. SI birim sisteminin temel birimlerini metre, kilogram, saniye, derece, santigrat veya kelvin oluşturacak. Ve bu birim sistemlerini kullanırken çeşitli örneklerde kullanacağız. Örneğin 10 üzeri 3'e kilo diyeceğiz, 10 üzeri 6'ya mega diyeceğiz, 10 üzeri 9'a giga diyeceğiz, 10 üzeri 12'ye tera diyeceğiz
ve bu örnekleri yeri geldiğinde kullanacağız. Şimdi Newton'un hareket yasasını ele alalım. F eşittir MA bizim için önemli bir eşitlik. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Kuvvetin birimi ne? Newton. Kütlenin birimi ne? Kilogram. İğmenin birimi ne? Metre bölü saniye kare. Demek ki Newton eşittir kilogram metre bölü saniye kare. SI bilim sistemleri açısından baktığımızda Newton'u büyük ne ile veya hepsi açık yazacaksak baş harfi küçük olmak üzere Newton olarak yazabiliyoruz. Buradaki Newton özel isim değil bir birim. O zaman SI bilim kuralları der ki açık olarak yazacaksan bütün harfler küçük harf olacak. Örneğin ağırlığa bakalım. M çarpı G. Kütle çarpı yer çekim ivmesi. Yine Newton eşittir kilogram metre bölü saniye kare ağırlığın birimi. Buradaki yer çekim ivmesini aksi söylenmedikçe 9.81 metre bölü saniye kare alacağız. Enerji birimine joule. Ya büyük J ile göstereceğiz veya hepsini küçük harfle göstereceğiz. Açık yazacaksak. Joule arkadaşlar Newton çarpı metreye eşit. Şimdi birimler ve boyutlar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyeceğim. Ama siz ayrıntılı bilgilere ulaşmak istiyorsanız makine mühendisliğine giriş ders 01'i izleyebilirsiniz. Burada ayrıntılı olarak birimler ve boyutları işledim. Arkadaşlar termodinamikte tanımlar çok önemli. 3 tane önemli tanım. Sistem, sınır ve çevre bizim için çok önemli. Başlangıçta bu tanımları özümsersek ileride hiçbir hata yapmayız. İncelenen kütle, uzay, makina, makina parçası bizim için sistemi oluşturacak. Sisteme biz kontrol kütlesi, yeri geldiğinde kontrol hacmi diyeceğiz. Ayrıntısına sonra gireceğiz. Sistemin belli bir sınırı olacak. Sistem ile çevreyi birbirinden ayıran gerçek veya hayali kütlesiz, hacimsiz elemana bir sınır diyeceğiz. Bu sınır, hareketli sınır, sabit sınır, kontrol yüzeyi isimlerini alacak. Sınırın içi bizim için sistem, sınırın dışı bizim için çevre olacak. Çevre de sistemin sınır dışındaki yine her şey. Termodinamik olarak biz yakın çevreyle ilgileneceğiz. Ve ayrıntısını ilerleyen derslerde ele alacağız. Sistem, sınır, çevre önemli. Bir daha bakalım. Sınır veya sistem sınırını kontrol yüzeyi diyeceğiz geri geldiğini demiştik. Bu sınırın içi bizim için sistem. Biz buna kontrol kütlesi veya kontrol hacmi de diyeceğiz. KK veya KH harfleriyle göstereceğiz. Sistem sınırı dışında kalan her şeye de çevre diyeceğiz. Evet, örneğe bakalım. Bir kutu sodayı ele alalım. Bu sodanın kırmızı çizgilerle gösterilmiş kısmı sınır olsun. Yani dış yüzeyini biz bunu sınır olarak kabul ediyorsak sodanın soda kutusunun kendisi dahil olmak üzere soda bizim için bir sistem olacak. Bu sistemin dışındaki her şey de çevre olacak. Arkadaşlar bunun her tarafı kapalı ve sistem sınırından kütle giriş çıkışı yoksa biz buna kapalı sistem diyeceğiz. Açık sistem o zaman nedir? Sistem sınırından kütle giriş çıkışı varsa biz buna açık sistem diyoruz. Örneğin bir burada fanı ele alalım örneğin. Fanın girişinde hava, çıkışında hava var. Kırmızı çizgilerle yine biz bu sistem sınırını gösterdik. Burada kütle giriş çıkışı olduğu için açık sistem. Biz bu sınıra kontrol yüzeyi de diyebiliriz açık sistemlerde. Ve buradaki sisteme de kontrol hacmi diyebiliriz. Sistem sınırının yine dışında kalan her şey çevre olacak. Kapalı bir kaba ele alalım. Kapalı bir kabın sınırlarından kütle giriş çıkışı yoksa bu kapalı sistem. Buna biz kontrol kütlesi de diyoruz. Kapalı sistemleri yine ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bu kapalı sistemin içinde örneğin hava olsun ve sistem sınırını biz kesik çizgilerle göstermişiz. O zaman sadece hava bizim için sistem ve hava dışında kalan her şey çevreyi oluşturuyor. Sınırı da istediğimiz gibi belirleriz problemin cinsine göre. Arkadaşlar bu sistem sınırını delen iki tane enerji var kapalı sistemlerde. Isı ve iş. Aklımızda kalsın diye sistem sınırını delen diyorum. Burada ısı ve iş giriş çıkış olabilir. Kapalı sistemlerde olmayabilir ama kapalı sistemin tanımı sistem sınırından kütle giriş çıkışı olmayacak. Biz kapalı sistemleri
sabit hacim problemi altında ele alacağız. Arkadaşlar kapalı sistemlerde tabii ki kütle de değişmez. Biraz önce sabit hacim dedik ama hareketli sınır varsa hacim artması ve azalmasıyla da karşılaşabiliriz. Bu da bir kapalı sistem. Sınırından kütle giriş çıkışı yok ama hareketli bir sınıra sahip. Yani bir piston silindir düzeni. Bu da çok önemli bir düzenek. Bunu da ayrıntılı olarak ele alacağız. Burada da sistem sınırını enerji olarak ısı ve iş delebilir. Ama kütle giriş ve çıkışı yok. Kapalı sistemlere kontrol kütlesi diyeceğiz demiştik. Ayrıntılı olarak hepsini ele alacağız. Gelelim açık sisteme. Açık sistemin sınırından kütle, ısı ve iş giriş çıkışı olabilir. Kütle giriş çıkışı varsa adı açık sistem. Yani kontrol hacmi oluyor. Yine sistem sınırı var. Bu sistem sınırına biz açık sistemlerde kontrol yüzeyi de diyeceğiz. Sisteme de kontrol hacmi diyeceğiz. Arkadaşlar açık sistemde kontrol hacmi, kontrol yüzeyi kavramlarında kullanmayı bilelim. Evet, çok önemli 3 tane tanım yaptık. Sınır, sınırın içi sistem, sınırın dışı çevre olmak üzere ve açık, kapalı sistem tanımları da yaptık. Bir daha ele alalım. Kapalı sistem, sistem sınırından kütle geçişi olmayan sabit kütleli bir sistemdir. Sabit kütleli. Burada hacim bazen sabit kalabilir, bazen kalmayabilir. Biraz önce gördük. Biz buna kontrol kütlesi diyeceğiz. Açık sistem, sistem sınırından kütle geçişi olan sistemdir. Kontrol hacmi diyeceğiz. Bir de izole edilmiş veya ayrık diyebileceğimiz bir sistem var ki, sistem sınırından kütle geçişinin yanında ısı ve iş geçişi de yoksa, arkadaşlar kapalı sistemin sınırından ısı ve iş girişi olabilir. Açık sistemin sınırından ısı ve iş geçişi olabilir ama kütle geçişi olmak zorunda. Ama bu üçü de yoksa biz bunlara izole sistem, izole edilmiş sistem veya ayrık sistem diyeceğiz. Şimdi bu konu önemli. Bunu geçmeden birkaç örnek ele alalım. Tanımları yaptık. Bazı kısa sorularımız var. Bunları birlikte ele alalım. Soruların hepsi şu şekilde. Aşağıda verilen sistemler için sistemin izole edilmiş sistem mi, kapalı sistem mi veya açık sistem mi olduğunu belirleyiniz. Birinci sorunun A şıkkı. Bir türbinden akan buhar. Ne diyor? Bir türbinden akan buhar. Yani kütle girişi veya çıkışı var. O zaman hemen açık sistem diyeceğiz. B şıkkı ne diyor? Akkor ampul. Ampul bir elektrik enerjisi kullanımını gerektiriyor. Sistem sınırından bir enerji girişi, yani sistem sınırından denilen bir enerji var ama kütle giriş çıkışı yok, kapalı sistem. C şıkkı, hareket eden bir arabadaki yakıt pompası. Arkadaş hareket eden demek o çalışıyor, yani yakıt pompası da çalışıyor. Yakıt pompası çalışıyorsa pompa zaten adı üstünde sınırından akışkan giriş çıkışı olacak, açık sistem. D şıkkı, okyanus yüzeyinin 3000 metre altında yatan batık bir geminin çapası. Arkadaşlar okyanus yani okyanusun derinlerinde yer alan bir çapa. Her şeyden uzak bir sistem. Bu o zaman izole edilmiş ayrık bir sistem. Çünkü bu çapayı biz sınır olarak alırsak sınırından ne kütle girişi var, ne ısı girişi var, ne iş girişi var. Sonuçta okyanusla dengede olan bir sistem. O zaman izole edilmiş veya ayrık sistemdir bu. Bir evin çatısı. Arkadaşlar bir evin çatısı eğer her tarafı kapalıysa bu çatının kapalı sistem. Bu çatıdan güneş enerjisi mesela içeri girer, evi ısıtır. Yani ısı olarak içeri girer. Enerji giriş çıkışı ısı ve iş olarak olabilir. Ama kütle giriş çıkışı varsa örneğin rüzgar estiğinde çatıdan içeri girmiyorsa bu kapalı bir sistem. Giriyorsa açık sistem. Mühendis olarak güzelce analiz edeceğiz. Kafamızda canlandıracağız. Açık sistem mi, kapalı sistem mi, izole edilmiş sistem olduğunu çok iyi başlangıçta belirleyeceğiz. Yoksa sonraki işlemleri yanlış yaparız. Evet, ikinci soruya da bakalım. Aynı sorular. A, şişirilmiş bir lastik. Arkadaşlar, lastik şişirilirken açık sistem, içeri hava giriyor. Ama şişirdik, lastiğin hava girişini kapattık, kapalı sistem.
Aktif olarak kullanılan bir çim fıskiyesi. Fıskiyenin içinden su çıkışı var. Fıskiyede su girişi var. Su yani akışkan giriş çıkışı yani kütle giriş çıkışı var. Açık sistem. Sıvı suyla dolu bir bardak. Arkadaşlar suyla doldurduk ve biz bu bardağı bekletiyorsak kapalı bir sistem. Yani üzerinden buharlaşma da olmuyorsa. Bakın hani mühendis olarak her şeyi düşüneceğiz. Buharlaşma olmadığını kabul edeceğiz. Çevresiyle dengede olduğunu kabul edeceğiz. Bir kapalı sistem. Ama bu su mesela sıcaksa çevresine doğru bir soğuma meydana gelebilir. Yani sınırından bir enerji, ısı ve iş olarak çıkışı olabilir. O zaman yine kapalı sistem. Eğer buharlaşmıyorsa. Bir motor radyatörü. Arkadaşlar bu radyatör tabii çalışıyorsa yine akışkan giriş çıkışı var. Açık sistem. Bakın hep hani düşünüyoruz. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, şu mu, bu mu hep düşüneceğiz. Yeryüzünün 200 metre altında bir kaya oluşumu. Yine hani uzak bir noktada artık her şeyle dengeye gelmiş bir kaya. Sınırından ne ısı, ne iş, ne akışkan kütle giriş çıkışı var. O zaman izole edilmiş sistem veya aylık sistem. Evet bir tane daha ele alalım. Bir binaya su sağlayan pompa. Evet çalışıyorsa pompa anda açık sistem. Kaynar su içeren bir çaydanlık. Buharlaşmayı engellemişsek, çaydanlığı çok güzel kapatmışsak kapalı sistem. Aktif bir yanardağ. Kütle giriş, kütle çıkışı var. Açık sistem. Çok iyi yalıtılmış bir kutunun içine yerleştirilmiş sağlam bir altın külçe. Çok iyi yalıtılmış. Yani sınırından ısı giriş çıkışı olmayacak. Zaten kütle giriş çıkışı yok. Burada iş kavramından da söz edemeyiz. O zaman aylık sistem. Bir sandalye. Bir sandalye kapalı sistem. Bu sandalyenin üzerine oturursak sandalyeye doğru bir ısı geçişini sağlayabiliriz. Sınırından ısı geçişi olabilir ama sandalyenin sınırından kütle giriş çıkışı olmayacağından dolayı kapalı bir sistem. Evet son olarak bir dördüncü soruya bakalım. Asansördeki kasnak. Arkadaşlar bu kasnak kapalı sistem. Kasnağın sınırından kütle giriş çıkışı olmayacak ama çalıştığı an iş girişi olacak. Kapalı bir sistem. Küvet içi suyla doluysa ve artık doldurduk su akışını da kesmiş isek yine buharlaşma olmuyorsa kapalı sistem. Ama içini su dolduruyorsak açık sistem. Önemli gördüğünüz gibi. Bir insan da termodinamik açıdan çok iyi şekilde incelenebilir. Bir insan hem ısı, hem iş, hem kütle anlamında açık bir sistemdir. Bunu güzelce kafanızda modelleyin. Torna tezgahında şekillendirilen bir metal parçası. Arkadaşlar bu metal parçasının sınırından kütle giriş çıkışı yok ama şekillendiriliyor. İş giriş çıkışı, ısı giriş çıkışı var. Kapalı bir sistem. Aort bulutunda güneşin etrafına dönen bir kuyruklu yıldız. Yani gezegenlerin yörüngelerinin çok ötesinde bulunan etkin olmayan kuyruklu yıldızlar bulutu. Yine her şey dengede. Ne ısı, ne iş, ne de kütleden bahsedebiliriz. Ayrık bir sistem. Evet. Örneklerimizi verdikten sonra sistem özellikleri diye devam edelim. Arkadaşlar sistemi biraz önce tanımladık. Kapalı sistem, açık sistem, aylık sisteme baktık. Şimdi sistemin özellikleri de çok önemli. Sistemin özellikleri ne olabilir? Kütle, hacim, özgül hacim, sıcaklık, basınç, yoğunluk hepsi sistemin özellikleri. Çok kullanacağız bunları. Kütle kilogram, özgül hacim metreküp bölü kilogram. Hacim metreküp, sıcaklık kelvin veya derece santigrat. Basınç Pascal, yoğunluk kilogram bölü metreküp olmak üzere sistemin özelliklerini her zaman kullanacağız. Örneğin burada yoğunluğu biz kütle bölü hacim demişiz. Birimi kilogram bölü metreküp. Özgül hacim, hacim bölü metre, birimi metreküp bölü kilogram. Yani birbirinin tersi. Yoğunlukla hacimi çarptığımız an 1'i elde edeceğiz. Bilim analizi yaptığınızda da bunu görüyorsunuz. İkisi de önemli kavram.
Arkadaşlar, sistemin özelliklerini her zaman kullanacağız ve bizim için sistemlerin hal veya durumu çok önemli. Artık termodinamiğe yani giriş yaptık ve belli bir aşamaya geldik. Yine sistemin birinci hali demişiz. Belli bir kütledeki, belli bir sıcaklıktaki, belli bir hacimdeki, örneğin suyu ele alalım. Başlangıçta bir bardak suyumuz var. Belli bir kütlede, belli bir sıcaklıkta ve belli bir hacimde. Ve bu suya sınırlarından hiçbir enerji giriş çıkışı olmuyor başlangıçta. Biz buna hal 1 veya durum 1 diyelim. Ama bu sistemin sınırını delen bir enerji geçişi varsa, bu ısı olur, iş olur veya kütle olur dedik. Bunlar nasıl oluyor ayrıntısına gireceğiz. Ama şimdilik sistemin sınırını delen enerji geçişi varsa hal 1 bozuluyor. Ne oluyor? Bu enerji geçişi sayesinde sistemde belli özellikler değişiyor. Değişiyor ve belli bir noktada durduğunu kabul edelim. Yani hal 2'ye ulaşalım biz. Sistemin iki haline bakalım. Bir M2 kütlesine, bir T2 sıcaklığına, bir V2 hacmine gelsin. Yani bu üç özelliğin de değişmesi şart değil. Örneğin sınırdan ısı girişi olsun, sıcaklığı artsın diyelim. Bu sıcaklık artışına karşılık özgül hacimde de değişim olabilir ama kütlede değişim olmaz. Kütle zaten kütlenin korunumu gereği sabit olacak. Burada anlatmak istediğimiz başlangıçta biz herhangi bir hal bir belirliyorsak, sistemin birinci halini belirliyorsak bu hali sistem sınırını delen enerjiler bozacak ve bu sistemi ikinci bir hale getirebilecek. İkinci halden üçüncü hale getirebilecek. Ama biz her halin özelliğini belirleyeceğiz ve bu özelliklere göre hesaplamalarımızı yapacağız. Hal veya durum tanımı da bizim için önemli. Arkadaşlar biraz sonra göreceğiz. Sistemin denge halini bozan, sınırı delen enerjiler neye sebep olur? Termodinamik açıdan biz bunları nasıl ele alabiliriz? Hepsini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Denge dedik. Termodinamik dengede olan sistemlerle ile ilgilenir. Gördüğünüz gibi sınırı delen enerjiler dengeyi bozuyor. Dengeyi bozduğu an biz sistemin dengeye gelmesini bekleyeceğiz ve dengede olan sistemleri inceleyeceğiz. Denge nedir? Termodinamikte ısı denge, mekanik denge, kimyasal denge kavramları önemli. Isı denge, sistemin her noktasında aynı sıcaklık varsa, bakın sistemin her noktasında aynı sıcaklık olacak. Sıcaklık değişmiyorsa ısı dengeden bahsederiz. Mekanik denge, bu sefer zamana göre sistemde her noktada basınç değişmiyorsa. Tabi ısı dengede de zamana göre sıcaklık değişmiyorsa. Basınç değişmiyorsa mekanik dengeden bahsederiz. Başka aynı kimyasal bileşim yani kimyasal bileşim değişmiyorsa kimyasal dengeden bahsederiz. Termodinamik dengede olan sistemlerle ilgilenir ve 3 tane denge kavramını da bu şekilde ele alabiliriz. Başka denge kavramları da var, onları da siz inceleyin. Ne dedik? Sistemin önemli özellikleri sıcaklık, basınç, özgül hacim, yoğunluk olabilir. Bakın burada özelliği de tek L'yle yazıyoruz. Özellik 2L'yle, ki özellikle bu özellik farklı. Biz sistemin önemli özelliklerini sıcaklık, basınç, özgül hacim, yoğunluk olarak alırız dedik ve bir hal önermesinden bahsedebiliriz. Hal önermesi nedir? Şimdi burada bir tanım yapalım. Basit sıkıştırılabilir sistemde birbirinden bağımsız iki yeğin özellik hal önermesini oluşturur. Bakın bir sürü burada yeni kavram var. Basit ne demek? Termodinamikte yer çekimi, manyetik etki, yüzey gerilmesi gibi etkiler yoksa biz bunu basit olarak ele alacağız. Yer çekimi, manyetik etki ve yüzey gerilmesi gibi etkiler sistemin basitliğini bozar. Şimdilik basit olarak sistemleri inceleyelim. Sıkıştırılabilir ne demek? Örneğin akışkanlar sıkıştırılabilir olarak ele alınabilir. Biz mesela sıvıları sıkıştırılamaz, gazları sıkıştırılabilir olarak ele alıyoruz. Akışkanlar mekaniğinde bunun ayrıntısına giriyoruz. Şimdilik ayrıntıya girmeyelim ama basit sıkıştırılabilir sistemi ele alalım. Bu sistemde birbirinden bağımsız iki yeğin özellik bizim için önemli. Yeğin demişiz. Yeğinin bir başka karşılığı yoğun. Yani kütleden bağımsız özellikler. Ne demek bu?
Örneğin basitçe sıcaklığı ele alalım. Herhangi bir odanın sıcaklığı 20 derece olsun. Bu odayı ikiye böldüğümüzde sıcaklık değişir mi? Değişmez. Kütleden bağımsız. Biz buna yayın veya yoğun özellik diyoruz. Bu odayı ikiye böldüğümüzde havanın basıncı değişir mi? Değişmez. Kütleden bağımsız. Yoğunluğu değişir mi? Değişmez. Kütleden bağımsız. O zaman bunlar yayın veya yoğun özellikler. Bir daha tekrar edelim. Basit sıkıştırabilir sistemle birbirinden bağımsız iki yayın özellik hal önermesini oluşturur. Demek ki termodinamiği biz incelerken bize en az iki tane yayın özellik yani kütleden bağımsız özellik lazım olacak. Biz buna hal önermesi diyeceğiz. Evet, biraz önce hani özellikleri ele aldık. Yayın özellik dedik. Bunu bir elma ile de gösterelim. Elmanın basıncı, sıcaklığı, hacmi, kütlesi başlangıçta herhangi bir değerde olsun. Biz bu elmayı ikiye böldüğümüzde değişen ve değişmeyen özellikler bizim için önemli. Basınç ve sıcaklık elmayı ikiye böldüğümüzde değişmiyor. Yani odayı ikiye böldük dedik ya. Bunlar yoğun özellikler. Ama kütleye bağlı özellikler, örneğin bu elmayı ikiye böldüğümüzde, odayı ikiye böldüğümüzde hacim değişiyorsa, kütle değişiyorsa biz bunlara yaygın özellik diyeceğiz. Yayın ve veya yoğun ve yaygın özellikler bizim için önemli. Arkadaşlar, belli bir yol aldık ve hal değişim yoluyla dersimize devam edelim. Hal nedir öğrendik. Bir sistemi biz birinci halden alıp ikinci hale getirebiliriz. Ve termodinamik de grafikler de çok önemli. Bunu grafiklere de taşıyabiliriz. Örneğin burada T sıcaklık ve özgül hacim grafiğini çizelim. Birinci halde belli bir sıcaklıkta, belli bir özgül hacimde olan sistemin sınırını delen enerjiler yüzünden hali değişecek ve ikinci hale gelecek. İkinci halde sıcaklığı artsın, özgül hacmi artsın ve birden ikiye gelirken bir işlem yolu izleyecek bu sistem. Biz buna hal değişim yolu veya işlem yolu diyeceğiz. Dediğim gibi grafikler de çok önemli, ayrıntısına diğer derslerde gireceğiz. Ne demişiz? Sistem hal 1'den hal 2'ye giderken belli bir işlem yolunu izler. Sistemi hal 1'den hal 2'ye götüren etki, sistem sınırını delen enerji geçişleriyle olur. Hal 1 ve hal 2'de sistem dengede. Yani o hal 1 ve hal 2'de sistem dengede. Bu çok önemli. Bu dengeyi bozan sınırdaki enerji geçişleri. Sistem sınırına enerji, iş, ısı, kütle olarak geçebilir dedik. Dengenin bozulduğu süreç budur. Bu süreç termodinamik açıdan incelenmiyor. Termodinamik açıdan dengede olan sistemler inceleniyor. Ama bu süreçlerin etkisi tabii ki termodinamik problemler altında ele alınıyor. Dengeden bahsetmiştik. Denge ısı geçişiyle, sürtünme ile bozuluyor arkadaşlar. Ama ne dedik biz? Termodinamik dengede olan sistemleri inceliyor. Ama gerçekte de her zaman sürtünme var veya ısı geçişi var. Yani sistemin dengesi gerçekte bozuluyor. Biz termodinamiği temelden ele alıp yani idealden ele alıp gerçeğe doğru inceleyeceğiz. İdeal sistemleri biz, ideal yaklaşımı biz sanki dengeli işlem adı altında ele alacağız. Yani başlangıçta sürtünme yok kabul edeceğiz ve ideal sistemleri inceleyerek başlayacağız. İdeal sistemlerdeki termodinamik olayları güzelce öğrenirsek sonra bunları biz gerçek sistemlere kolaylıkla aktarabiliriz. O zaman sürtünme yok, gerçekte var olan sürtünme yoksa biz ona sanki dengeli sistem diyeceğiz. Halden bahsettik, hal değişiminden bahsettik, hal değişimine neden olan durumlardan bahsettik. Biz örneğin sıcaklığı sabit tutarsak biz buna izotermal hal değişimi diyeceğiz. Örneğin basıncı sabit tutarsak buna izobarik hal değişimi diyeceğiz. Örneğin hacmi sabit tutarsak, özgül hacmi sabit tutarsak biz buna izometrik veya izokorik hal değişimi diyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tanımlar artıyor. Hepsini bu ders kapsamında güzelce öğrenmeniz gerekmekte. Hiçbiri zor değil, termodinamik kolay. Güzelce bu dersi tekrar ederseniz hepsi aklınızda kalacaktır.
Sürekli akış hal değişimi demişiz. Bu tabii ki açık sistemlerde karşımıza çıkacak ve zamanla kütle değişmiyorsa, debi sabitse ama sınırdan bir kütle giriş çıkışı var ama bunun debisi değişmiyorsa, zamanla kütle değişmiyorsa sürekli akış hal değişimi biz buna diyeceğiz açık sistemlerde. Evet, biraz sıcaklıktan bahsedelim. Termodinamik olarak önemli bir özellik. Sıcaklık termodinamik olarak önemli bir özelliktir. Termodinamik bir özelliktir. Sıcaklığı büyük T ile göstereceğiz. Ya derece santigrat ya Kelvin'i kullanacağız dedik. SI Kelvin'i kullan der ama derece santigrat da kullanılır. Birbirini dönüştürürken her zaman derece santigratı artı 273.15 ile toplarsak Kelvin'i elde edeceğiz. Arkadaşlar ileride karıştırmamak üzere basit bir örnek verelim. T1 sıcaklığı 30 derece, T2 sıcaklığı 45 derece olsun. Delta T'ye bakalım. T2 eksi T1 45 eksi 30 15 derece santigrat. Biz bunu Kelvin'e çevirmek istiyorsak T1 ile T2'yi 273.15 ile toplayacağız. Topladığımızda T1 303.15 Kelvin, T2 318.15 Kelvin ediyor. Tekrar delta T'ye bakalım. T2 eksi T1 318.15 eksi 303.15 eşittir 15 Kelvin. Ne gördük? Delta T'yi ele aldığımızda sayısal değerler değişmiyor. 15 derece santigrat veya 15 Kelvin. Bu da önemli arkadaşlar. Delta T derece santigrat eşittir delta T Kelvin. SI birim sisteminde işte derece santigrat ve Kelvin'i kullanacağız dedik. Birbirine karşılık olarak örneğin 100 derece santigrat 373 Kelvin'e veya 370.15'e eşit. Yani burada 15'i almamış ama ben almanızı öneriyorum. 100 derece Celsius 373.15 Kelvin'e eşit. Biz bunu Fahrenheit veya Rankine de istersek çevirebiliriz. İngiliz birim sistemi kullanmak istersek. Arkadaşlar sıcaklıktan bahsettik. Bu arada unutmadan basınçtan da bahsedelim. Basıncı P ile göstereceğiz. Yine termodinamik olarak önemli bir özellik. Basıncın birimi Pascal. Newton bölü metrekareye Pascal diyoruz. Pascal biriminin yanında bar ve atmosfer birimlerinde kullanıyoruz termodinamikte. 1 bar 10 üzeri 5 Pascal veya 100 kilo Pascal. 1 atmosfer gerçekte 101.325 Pascal. Biz bunu yaklaşık 100 kilo Pascal alabiliriz. Yani 1 atmosfer yaklaşık 1 bara eşit. Basınç akışkanlar mekaniğinde ayrıntılı olarak işlenir. Biz kısaca burada etkin basınçtan, gösterge basıncından söz edelim. G etkin basınç diyoruz veya gösterge basıncı diyoruz. Ve onu P eşittir Rho G H ile gösteriyoruz. Yani yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi çarpı dikey yükseklik bize gösterge basıncını veriyor. Neden gösterge basıncı? Basınç yani manometre ele alalım. Manometre bir basınç değeri gösterir ve atmosfer basıncı dışındaki basıncı gösterir. Atmosfer basıncı dışındaki basınca biz gösterge basıncı yani manometrenin gösterdiği basınca gösterge basıncı etkin basınç diyoruz. Hesaplarken de bir daha söyleyelim. Rho çarpı G çarpı H'den yararlanıyoruz. Bu üçünün çarpımı bize Pascal'ı yine verecek. Vakum basıncı var. Toplam basınç var. Bunlara siz bakınız. Akışkanlar mekaniğinde de karşınıza çıkacak. Arkadaşlar deniz seviyesindeki basınç değerini gösterge basıncı olarak sıfır alırsak yani atmosfer basıncı dışındaki basıncı olarak deniz seviyesinden aşağı doğru indikçe gösterge basıncı artacak. Deniz seviyesinden atmosfere yukarı doğru çıktıkça gösterge basıncı azalacaktır. Yani deniz seviyesindeki basıncı biz sıfır gösterge basıncı olarak kabul edersek. Tabi atmosfer basıncını da buna dahil edersek biz ona toplam basınç diyoruz. Yine toplam basınç yukarı doğru çıktıkça azalır, denizin dibine doğru indikçe artar. Arkadaşlar bu derste termodinamik sistemi özellikle ele aldık. Biz bunu kapalı ve açık sistemde ikiye ayırdık.
Kapalı sisteme esasında kararlı, kararsız, açık sistemi de kararlı ve kararsız olarak, yani sürekli ve süreksiz olarak inceleyebiliriz. İnceleyeceğiz de. Hep bunlar ileriki konularda karşımıza çıkacak. Kararlı veya sürekli zamandan bağımsız, kararsız veya süreksiz dediğimizde de zamana bağımlılığı anlayacağız. Ve dediğim gibi ideal sistemi ele alıp gerçek sisteme doğru inceleyeceğiz. Yine kapalı sistemi kararlı ve kararsız olarak inceleyeceğiz. Açık sistemi kararlı veya kararsız olarak inceleyeceğiz. Hepsinin ne anlama geldiğini, hangi termodinamik eşitleri kullanmamız gerektiğini ayrıntılı olarak ele alacağız. Dersimiz ilerledikçe. Termodinamik kolaydır ama termodinamiğin tanımlarını kavradıkça, unutmadıkça her zaman termodinamik kolaydır. Şimdiye kadar ne işledik? Örneğin kapalı sistemi ele aldık ve kapalı bir kabı ele alırsak ve bunun sınırları da sabitse biz buna kapalı sistem diyoruz. Bunun sınırından ısı ve iç girişi olabiliyor. Sınırları da sabitse içerideki hacim sabittir diyoruz. Kapalı sistemde sabit hacimin olmadığı durumlarla karşılaşıyorsak bunlara hareket sınırlı kapalı sistemler diyoruz. Piston silindir düzeneği bizim için önemli bir hareketli sınır içeren kapalı sistem. Kontrol kütlesi. Kapalı sistemlerin diğer adı da kontrol kütlesiydi. Açık sistem, örneğin burada bir lüleyi ele almışız ve hayali olarak bir sınır çizmişiz. Bu üçüncü sistem. Ayrıntısına sonra geleceğiz ama bu lülenin sınırından kütle giriş çıkışı var. Isı ve iç giriş çıkışı olabilir, olmayabilir ama kütle giriş çıkışı varsa biz buna kontrol hacmi diyoruz. Açık sistem diyoruz ve açık sistemin sınırına da kontrol yüzeyi diyoruz. Piston silindir düzeneğini son şekilde yatay olarak ele almışız. Ne fark ediyor dikeyde, yatayda? Önemli arkadaşlar. Biz sanki dengeli sistem olarak sistemleri incelediğimizde sürtünme yok dedik. Sürtünme yok dedik ama bu pistonun bir ağırlığı var. Pistonun ağırlığının etkisi nasıl devreye alınır? Dikey pistonda, piston silindir düzeninde, yatay piston silindir düzeninde nasıl ele alınır? Ona ayrıntılı olarak ilerleyen derslerde bakacağız. Bu kadar konuştuk. Neden termodinamik bilmeliyiz sorusunun cevabını da verelim. Herhangi bir şekilde enerjiye ihtiyacımız varsa karşımıza termodinamik çıkacaktır. Bu durumda enerji sistemlerini ve uygulamalarını tasarlamak, analiz etmek ve değerlendirmek için termodinamik bilmemiz şart, gerekli. Termodinamik, enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılıdır. Arkadaşlar, biz enerjiyle ilgileniyoruz. Bu enerjinin çevreye olan olumlu olumsuz katkılarını mühendis olarak ele alacağız ve bunun yanında sürdürülebilir kalkınmayı da gözeteceğiz. Yani bir iyi bir mühendis termodinamiği iyi bilecek, enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma etkileşimini de iyi bilecek. Buna göre modelleme, optimizasyon yapacak. Bir örneği ele alalım. Piston silindir düzeni bizim için önemli demiştik. Bu piston silindir düzeninde de hareketli bir sınır var dedik. Pistonun olduğu yerdeki sınır hareketli, diğer sınırlar hareketsiz. Piston silindir düzeni içinde gaz olsun ve bu gazın basıncını ele alalım. Ama piston silindir düzeni üzerinde de bir yay bağlı olsun. Evet, arkadaşlar, bu pistonla silindir arasında sürtünmeyi yok kabul ediyoruz. İdeal yaklaşıyoruz, sanki dengeli ele alıyoruz. Ama üzerine bir yay bağlamışız. Yayın uyguladık doğrusal kuvvette 150 N olsun. Yayı burada doğrusal olarak ele aldık. Doğrusal olmayan yaylar da var. Burada sabit olarak 150 N kuvvet uygulasın. Atmosfer basıncı P atmosfer olarak göstermişiz 95 kPa olsun. Pistonun yüzey alanı 35 cm², kütlesi de 3.2 kg olsun. Ve bu sistemin içindeki gazın basıncını bu şartlarda sistem dengedeyken nasıl hesaplayabiliriz, ona ayrıntılı bakalım. Veriler. Atmosfer basıncı 95 kPa olarak verilmiş. Yani atmosfer basıncı yüksekliğe bağlı olarak değişir.
bulunan yerde 95 kilopaskalmış. Doğrusal yay kuvveti F'ye 150 Newton, pistonun yüzey alanı A 35 santimetre kare, pistonun kütlesi MP 3.2 kilogram olsun. Önce serbest disim diyagramını çizelim. Serbest disim diyagramı bizim için çok önemli. S, C, D olarak gösterelim ve pistonu ele alalım. Çünkü burada önemli nokta pistonun olduğu bölge. Pistona etki eden kuvvetler. Arkadaşlar, bir kere dışarıdan pistonun üzerine aşağı doğru bir yay kuvveti etki ediyor. Tamam. Bunun yanında atmosfer basıncı her noktasına pistonun etki ediyor. Birinin birimi Newton, birinin Pascal. Dikkat! Bunları aynı birime çevireceğiz. Şimdilik F yay Newton, P atmosfer Pascal olsun. Aşağı doğru etki eden bir kuvvet daha var. Pistonun kütlesi verilmiş. Bu kütleye bağlı olarak pistonun bir ağırlığı var. Yine aşağı doğru Newton biriminde. MP çarpı G. Pistonun kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi ağırlığı verir. Yukarı olan tek kuvvet gazın basıncı. Kuvvet dedik de hani burada Pascal biriminde bu basınç. Bunu kuvvete çevireceğiz. P gaz Pascal biriminde yukarı doğru etki ediyor. Piston üzerindeki kuvvetler dikkate alınarak denge durumu için arkadaşlar termodinamik dengedeki sistemleri inceler. Aşağıda verilen eşitliği yazabiliriz. Yönleri dikkate alalım. Yukarı yönlü kuvvet P gazdı. Kuvvet değersek biz bunu alanla çarpacağız. Yani gazın birimin Pascal, Pascal da Newton bölü metrekare, alanla çarparsak yani metrekare ile çarparsak Newton. Demek ki yukarı yönlü kuvveti P gaz çarpı alan olarak alacağız. Aşağı doğru olan kuvvetler 3 taneydi. P atmosfer birimi Pascal, alanla çarparsak yani pistonun yüzey alanıyla çarparsak Newton bölü metrekare çarpı metrekare bize Newton'u verecek. Yani bütün birimleri Newton'u çevirmek zorundayız. Veya Pascal'a çevirmek zorundayız yani. Hepsi aynı birimde olacak. Evet, ağırlık aşağı doğru olan kuvvet, F yay ile aşağı doğru olan kuvvet. Bu üçünün toplamı yukarı yönlü kuvvete eşit olmak durumunda dengede. Sayısal değerleri ele alalım. P gaz çarpı alan. P gazı bilmiyoruz. Zaten bizden bu isteniyor. Ama pistonun yüzey alanı 35 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare olarak alınabilir. Bakın burada birim analizi de yapmışız. Pascal çarpı metrekare Newton'a eşit. P atmosferle alanı da çarparsak 95 kilopascal yine 35 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare 0.3325 kilonewton'u bize verecek. Arkadaşlar içeride kilopascal kullandık. Sonuç kilonewton olacak. Biz bunu Newton'a çevirmek istiyorsak 1000 ile çarpacağız. 332.5 Newton'a eşit. Birimlerin hepsi aynı olacak. Bunlara dikkat. Ağırlık pistonun kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi 3.2 kilogram çarpı 9.81 metre bölü saniye kare. 31.392 Newton. Bakın bütün birimleri Newton'da yazmışım ben. Kilonewton'u da Newton'a çevirmişiz. F yayı vermiş. Vermeseydi hesaplayabilirdik. Yani yine bazı bilgiler bize lazım olacaktı. Biraz sonra göreceğiz. Burada F yay 150 Newton olarak verilmiş. Hepsini Newton biriminde yazdık. Tek bilinmeyen P gaz. Yani gazın basıncı. Eşitliğimizde sayısal değerleri yerleştirdiğimizde P gazı arkadaşlar bakayım 146.826.2857 Pascal elde ediyoruz. Bu uzun karmaşık bir değer. Dediğimiz gibi örnekleri kullanabiliriz. Biz bunu 1000'e böldüğümüzde yaklaşık 146.83 kilopaskalı elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir termodinamik sistemi dengede olarak incelediğimizde içerideki gazın basıncını hesaplayabiliriz. Demek ki 146.83 kilopaskallık bir gaz basıncı var ve dengede ise bu gazın üzerindeki her eleman yani pistonun ağırlığı olsun, yay kuvveti olsun, atmosfer basıncı olsun. Tüm bunların toplamı da basınç birimi cinsinden yine 146.83 kilopaskala eşittir diyebiliriz. Arkadaşlar termodinamikte bu yayları da ele alıp sistemleri inceleyeceğiz. Eğer yayın yay sabiti bize verilmişse ve yer değiştirmesini de biliyorsak biz
Yani yay sabitinin birimi Newton bölü metredir. Yer değiştirmesi de metre ise yine Newton biriminde doğrusal yayın kuvvetini hesaplayabiliriz. Burada ben bir yorum yapmışım. İncelenen durum sistemin dengede olduğu durumdur. Yani bunu vurgulamamız, birkaç kere vurgulamamız önemli. Sistem dengeye gelmeden önce gaza, yani sisteme, burada gazı sistem olarak ele aldık. Bakın bu da önemli. Sistem sınırından ısı girişi olmuş, sıcaklığı artan gazın basıncı da artmış ve piston üzerindeki yayı sıkıştırmıştır. Dengenin bozulduğu bu olaylardan sonra piston bir noktada durmuş ve denge sağlanmıştır. O dengenin bozulduğu durumlara biz bakmadık. Dengeye geldiği ana baktık. Dengeye gelmeden önce ne olabilir onu da burada yorumladık. Dengenin sağlandığı duruma ait serbest cisim diyagramı çizilmiştir. Ve termodinamik dengedeki sistemleri inceler. Ve bazen biz sanki dengeli olarak kabulümüzü yapıp sürtünmenin etkilerini yok sayabiliriz. Arkadaşlar bir örnek daha verelim. Kütlesi 2 kilogram olan çelik silindir içinde 4 litre 25 derecede 200 kilopaskalda su varmış. Bütün bilgiler verilmiş. Çelik silindir var, su var. Suyun özellikleri, çelik silindirin özelliği verilmiş. Sistemin toplam kütlesini, toplam hacmini ve suyun 3 yayın, 3 yaygın özelliğini belirleyin istiyor. Buna da bir bakalım. Sistem çelik silindir artı su. Arkadaşlar bak, mühendis olarak biz başlangıçta, problemin başlangıcında sistemi belirleyeceğiz. Çelik silindir artı su olarak belirlersek sistemin toplam kütlesini de hem çeliğin kütlesi hem de suyun kütlesi oluşturacak. Çeliğin kütlesi verilmiş 2 kilogram. Suyun kütlesi verilmemiş ve termodinamik problemlerinde göreceksiniz ki kütle her zaman verilmez. Ama biz bunu bir şekilde hesaplarız. Burada suyun kütlesini yoğunluk çarpı hacimden hesaplayabiliriz ki yoğunluğun birimi kilogram bölü metreküp, hacmin birimi metreküp çarparsak zaten kilograma erişiyoruz. O zaman yoğunluğu nasıl hesaplayacağız? Ona bakacağız şimdi. Hacim ise verilmiş. Yoğunluk arkadaşlar, sıvıların yoğunluğu sıcaklığa göre tablolardan okunur. Bunu ileride ayrıntılı işleyeceğiz. Yoğunluk veya özgül hacim bizim için önemli ve sıvılar için tablolardan okunur. Gazlar için hesaplama yöntemleri var. Evet, 25 derecenin karşısına bakacağız. Suyun yoğunluğunu oradan alacağız. 997 kilogram bölü metreküp olarak almışız. Siz de elinizdeki tabloları şimdiden inceleyin. Suyun kütlesini bulmamız artık kolay. 997 kilogram bölü metreküp yoğunluk. Metreküp biriminde hacmi hesaplayacağız ama bize litre verilmiş. O zaman 4'ü 1000'e bölersek biz bunu metreküp'e çeviririz. Çarpım sonucu 3.988 kilogram. Toplam kütle 2 kilogram artı 3.998, yaklaşık 6 kilogram. Demek ki kütleyi, toplam kütleyi, sistemin toplam kütlesini 6 kilogram olarak buluruz. Sistemin toplam hacmi, yine çelik ve suyu ele alıyorsak ikisinin toplamı. Suyun hacmi verilmiş. 4 bölü 1000, yani 0.004 metreküp. Çeliğin hacmi verilmemiş ama ne var elimizde? Kütle var, yoğunluk var. Ne dedik biraz önce? Kütle eşittir hacim çarpı yoğunluk. Buradan biz hacmi çekersek 2 kilogram bölü 7820 kilogram bölü metreküp bize hacmi verir. Bu 7820 kilogram bölü metreküp, yani çeliğin yoğunluğunu nereden bulduk? Tablodan bulduk. Çeliğin yoğunluğu da sıcaklıkla değişimi etkisizdir. Yani belli bir sıcaklıkta sabit alabiliriz ve tablodan biz bunu okuyabiliriz. Çeliğin hacmini de 0.000256 metreküp bulduk. Toplam hacim, hepsinin toplamı 0.004256 metreküp. Arkadaşlar yani uzun bir değer, okumak zor ama biz bunu kolaylaştırmak için litreye çevirirsek 4.26 litre olarak, 1000'le çarptığımızda yaklaşık olarak 4.26 litre olarak hacmi belirleyebiliriz. 3 yayın özellik istenmiş bizden. Kütle ile değişmeyen özellikler. Su için bu sıcaklık, basınç ve yoğunluk olabilir. Bunu konuştuk. 3 tane yaygın özellik istemiş. Kütle ile değişen özellikler. Ben burada su için kütle ve hacmi bu problemde buldum.
Üçüncüsünü bulamadım. Onu siz bir inceleyin. Arkadaşlar, termodinamik bir dersinde önemli kavramları ele aldık. Bu kavramlar çok önemli. Ayrıntısı için ya benim web sayfama bakınız www.hüseyingünal.com veya Termodinamik Kolaydır Facebook grubuna bakınız. Burada bu anlatılanların ayrıntısı var. Hem sunum hem oradaki ayrıntılar bu dersi anlamanız için çok önemli. Termodinamik kolaydır ama benim söylediğimi yaparsanız, çalışırsanız, bu kavramları özümserseniz hiçbir zorluk çekmezsiniz. Bir de bu videolara abone olursanız termodinamik 1'in devamını ders 2 olarak yapabiliriz. Ders 2'de görüşmek üzere.